Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. DHPT 1, ikinci kısım İslam ibadet esasları konusunu işlemeye başlıyoruz. İslam ibadet esasları, asli deliller. Burada edille-i şer'iye var. Edille-i şer'iyeye geçmeden kısaca şurada bazı bilgiler var. İçtihat, maksada ulaşmak için gayret sarf etmek demektir. Müçtehitler, mutlak müçtehit ve mukayyet müçtehit diye ikiye ayrılır. Mutlak müçtehit dört büyük mezhep imamıdır. Mukayyet müçtehit ise mezhepte içtihat yapan kimselerdir. Evet arkadaşlar, DHPT 1, 5 kısım. Birinci kısmı şu an için 3 video olarak işledik. 20'şer dakika yaklaşık ve YouTube kanalımıza yükledik. 2 tane kanalda DHPT Dikap Akademi isminde bir kanalımız var. Bir de Bilgi Akademi isminde kanalımız var. İkisini de yüklüyoruz. Bilginiz olsun. İkinci olarak o 3 videodan sonra ikinci kısım olan İslam ibadet esaslarına başlamış bulunuyoruz. Şimdi edille-i şer'iyye. Şer'i deliller. Dini ve şer'i hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki bunlar da dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukahadır. Kitap, Kur'an-ı Kerim, şeksiz, şüphesiz. Sünnet, Peygamber Efendimizin mübarek sözleri, işledikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvip mahiyetindeki sukutlarıdır. İşte sünnetin kısımları vardır. Kavli, fiili, takriri, aslında burada hepsi söylenmiş oluyor. İcma, ümmet, bir asırda ümmeti Muhammed'in müçtehitlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir. Kıyas-ı fukaha, bir hadisenin kitap, sünnet ve icma ümmetle sabit olan hükmünü aynı illete, aynı sebebe ve aynı hikmete dayandırarak o hadisenin tam benzerinde de ispat etmekten ibarettir. Yani kıyas yapmak kısaca arkadaşlar. Kitap, sünnet, icma ümmet ve kıyası fukahadır arkadaşlar. Bunlar nedir? Edille-i şer'iyye, edille-i erba'a, şer'iyye, dört tane şer'i delillerdir. Peki burada içtihat ve müçtehit kelimelerine bakalım. Bunun içerisinde geçtiği için şer'i hükmü şer'i delilinden çıkarma hususunda olanca ilmi kuvvetini sarf etmektir. Şer'i hükmü şer'i delilinden çıkarma hususunda olanca ilmi kuvvetini sarf etmektir. Müçtehit, herhangi bir şer'i hükmü, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden çıkaran, kıyas yapabilen büyük alimdir. Müçtehit olabilmek için bütün İslami ilimlere vakıf olduktan sonra mevhibe-i ilahi, Allah vergisi olan ledünni ilme de mazhar olmak lazımdır. Yani önüne gelen herkes müçtehit olamaz, içtihatlık yapamaz. Çok büyük alim bir olsa yetmiyor. Bir de ne lazım? Mevhibe-i ilahi, Allah vergisi olan ledünni ilmede mazhar olmak gerekiyor arkadaşlar. İçtihat ve müçtehit de bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Şimdi kıyas geçmişti. Kıyasın rükünleri var. Asıl, ferai, aslın hükmü ve illet. Asıl hükmü belirlenmiş bir meseledir. Ferai, hükmü nas tarafından belirlenmemiş meseledir. Aslın hükmü asıl hakkında sabit olan ve kıyas yoluyla ferede uygulanmak istenen hükümdür. İllet, asla ait hükmün konmasına esas teşkil eden özellik, gerekçe, sebep ve nedendir. Şafiler, mesalihe mürseleyi asla kabul etmezler. Haberi vahide oldukça önem verirler. Hanbeliler, Kur'an ve sünnet etrafında şekillendiği için kıyasa çok az başvururlar. Diğer mezheplere oranla daha katı bir yapıya sahiptir. Vadi hükümler, usulcülere göre vadi hüküm, şari'in bir şeyi başka bir şey için sebep, şart veya mani kılmasıdır. Vadi hüküm şu nevilere ayrılır, kısımlara, bölümlere: sebep, rukun, şart, mani, sıhhat, fesat ve butlan. Fesatla butlan hemen hemen ikisi de aynı manaya arkadaşlar. Sebep, rukun, şart, mani, sıhhat, fesat ve butlan. Bu ilk harflerini alıp arkadaşlar bir rumuz, yani bir şifreli bir kelime de ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Bunları unutmamak için DHPT 1'in ikinci kısmı olan arkadaşlar İslam ibadet esasları konusunu
işlemeye devam ediyoruz. Fer'i deliller. Evet, fer'i yani asıl olmayan, aslın bir altında. İstishan. Kelime olarak bir şeyi güzel görmek, güzel olarak görmek demek. Hasen kelimesi, evet, hasen kelimesinden geliyor. Fıkıh dilinde ise müçtehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi ya da iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası, kapalı kıyas, gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesi. İstihsan, özellikle Hanefi, şurası da istihsan olacak arkadaşlar. Orada bir yanlışlık olmuş çünkü bu Arapça bilenler biliyorsunuzdur muhakkak. İlahiyat okuduğunuz için bu kelime hasen kelimesinin istifal babından nakledilmiş hali ve südasi altı harfli bir fiildir. Şimdi istihsan özellikle Hanefi ve Şafii mezhebinde özel metod olarak ele alınmış. Hanefiler sıkla başvurmaktadırlar. İstihsan, hakkaniyet, üstüniyet, hakkın kötüye kullanılmaması, kolaylık gibi hukuk, ilke ve kavramların yoğun biçimde uygulanmasına imkan veren zengin bir içeriğe sahiptir. Şafii, Zahiri ve Şia istihsanı kabul etmezler. İstislah, mesali, mursele, istislah, islah etmek. Evet, maslahat çoğulu mesalih, sözlükte fayda, topluma yarar sağlama anlamına gelir. Maslahat kelimesini modern Arapçada, Ürdün'de arkadaşlar bizim Türkçedeki karşılık olarak menfaat. O da aslında bir Arapça kelimedir ama anlam kayması olmuştur. Araplar menfaat, bizim Türkçedeki karşılığı menfaati kullanırken bu maslahat kelimesini kullanılıyorlar. Fıkhi anlamı, şari tarafından muteber veya geçersiz sayıldığına dair hakkında delil bulunmayan ancak bu şekilde bir yargıda bulunmasının topluma yarar sağlamayı veya zararı gidermeyi hedefleyen durumlara denir. Maslahatlar zaruriyat, zorunlu, haciyat, kolaylık sağlayan ve şunun biraz daha geniş manası var arkadaşlar, ona bakarsınız ve tahsiniyat, güzelleştiren manalarında daha çok malikler tarafından kullanılmıştır. Örf, adet, fakihlere göre bir toplumdaki örf ve adetin geçerliliği için onun yaygın ve sürekli olması, nasların lafzına ve ruhuna yani İslam hukukunun temel ilkelerine aykırı düşmemesi gerekir. İstishap, sahip olmak, sözlükte birlikte olmak ve ayrılmak demektir. Fıkıh terimi olarak istisap daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmektir. İslam hukukunun en kapsamlı 5 genel kuralından biri olan El-yakînü la yezûlu bişşek, bu mecellede bir kaidedir. El-yakînü la yezûlu bişşek, yakîn olan, kesin olarak bilinen şey şüpheyle izal olmaz. Şüpheyle ne yapılmaz, o giderilmez. Kaidesi oluşturur. Gazali yani İmam-ı Gazali Hazretleri başta olmak üzere kelamcı usulcüler istisaba asli deliller arasında zikretmişlerdir. Hanefilere göre delil olmayıp sadece hükümden sonra kuşku doğması durumunda kullanılır. İstisap defi hususunda hüccettir. İstisap hüküm itibariyle üçe ayrılmaktadır. İbahayı, asliyeyi, istishabı. Buna göre bir şeyden yararlanma veya bir davranışta bulunma hakkında naslarda özel bir hüküm yoksa veya kıyas yahut istislah yoluyla naslardan bu hususta özel bir sonuç çıkmıyorsa eşyada asıl olan mübahtır. Prensibine göre o şeyden yararlanmanın veya o işi yapmanın mübah olduğu sonucuna ulaşılır. Yani asıl olan herhangi bir eşyada nedir arkadaşlar? Özel bir hüküm veya kıyas yoluyla herhangi bir nas yoksa o nedir? Mübahtır. Beraati asliyeyi zimme. Bu da mecellede bir kaydedir. İstisabı bir kimsenin borçlu veya suçlu olduğuna dair delil bulmadıkça borçsuz veya suçsuz kabul edilmesi esasına dayanır. Vasıf istisabı şeran varlığı kabul edilen bir hükmün sebebinin ortadan kalktığı ispat edilmediği sürece sabit sayılması esastır. Mesela satım ve mirasçılık gibi bir mülkiyet sebebine binaen sabit olan mülkiyetin aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ortadan kalktığını gösteren bir delil olmadığı sürece devam ettiğine hükmedilir. İslam öncesi şeriatlar. Şer'u men kablena. Şerai salife. Peygamber Efendimiz'den önceki ilahi dinlerin hükümlerinden, Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette yer almayanların
Müslümanlar için bağlayıcı olmadığını alimler fikih birliği içinde, fikir birliği içindedir. Kur'an'da veya sünnette belirtilmiş olan hükümlerine gelince bunların ilka, neshetmek yani ortadan kaldırmak, ilga etmek edildiğine dair delil bulunan hükümler Müslümanlar hakkında geçerli olmaz. Mesela Yahudilere haram kılındığı bilinen yiyeceklere ilişkin hükmün bir önceki ayetin delaletiyle Müslümanlar hakkında geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Önceki dinlerin hükümleri hakkında Kur'an ve sünnette ret veya ona yönünde bir açıklama mevcut değilse, Hanefiler dahil bir grup İslam alimi bu tür hükümlerin Müslümanlar hakkında bağlayıcı delil olduğu görüşündedirler. Tevrat'taki dişe diş, göze göz diyeti Müslümanlar için de geçerlidir ki el-aynu bil-ayn vel-udun bil-udun diye Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tevrat'ta da aynısı varmış. Sahabi kavli Peygamber Efendimiz'e, sahabe Peygamber Efendimiz'e yetişen, onu gören ve ona iman eden kişilere denir. Biz buna ne diyorduk? Sahabeyi tarif ederken bir kere bile olsa Peygamber Efendimiz'i iman gözüyle gören ve onun sohbetinde bulunan kişilere denir. Burada iman gözüyle görmesi önemlidir. Ebu Cehil de Ebu Leheb de görmüştür ama iman gözüyle görmemiştir. Onun için onlar zaten Eshab-ı kiram değil, müşrik kafirdirler. Şer'i bir delil sayılıp sayılmaz konusu ihtilaflıdır. Rey ve içtihat ile bilinemeyecek konularda sahabe sözünün sünnet kapsamında değerlendirilmesi, rey ve içtihat ile bilinebilecek konularda ise sahabi sözünün bağlayıcı olmaması görüşü hakimdir. Sett-i zerai, harama giden yolların yasaklanması, terk edilmesi, daha çok Maliki ve Hanbeli mezhepleri tarafından işletilen bir metottur. Evet, ibadet çeşitleri var arkadaşlar. Aynı ibadet mükelleflerin her birinin ayrı ayrı yerine getirmesi gereken ibadetlerdir. Beş vakit namaz, zekat, oruç gibi. Kifa ibadet mükelleflerin hepsinden yapılması istenen fiillerdir. Mükelleflerin bir kısmının ibadeti yerine getirmesi diğerlerinin sonluktan kurtarır. Cenaze namazı buna örnektir. Biz buna ne diyorduk? Farz iki kısımdır. Farz-ı ayındır. Diğeri de farz-ı kifayedir. İşte bu yukarıdaki aynı ibadet farz-ı ayın oluyor. Farz-ı kifayede işte kifayi ibadet oluyor ki bir kısım Müslümanların cenaze namazını kılmasıyla diğer Müslümanlardan kalkar üzerlerinden farz, ama beş vakit namaz, zekat, oruç, hac bunları bir kısım Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanlardan kalkmaz. Çünkü bu farz-ı ayındır. Herkesin kendisinin yapması gerekir. İslam hukukunun dönemleri, Peygamber Efendimiz dönemi, İslam hukuku kaynakları kitap ve sünnettir. O zaman içtihat, müştehitlik, bunlara kıyasa, istihsan onlara ne yapılmamıştır? İhtiyaç duyulmamıştır. Çünkü Eshab-ı Kiram zorlandığı veya şüphe ettiği bir konuda Peygamber Efendimiz'e sorabiliyordu. Ayet-i Kerime'de yoksa Peygamber Efendimiz de ne yapıyordu? Sünnetiyle onlara anlatıyordu ki ayet-i kerimede مَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah'ın Resulü size ne vermişse onu alın ve sizi neden nehyetmişse onu nehyedin. Siz de ondan kendinizi nehyedin buyuruluyor. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in sünnetinin de ne kadar önemli olduğunu kitaptan sonra geldiğinde burada ne yapmış oluyoruz? Belirtmiş olur ve anlıyoruz. Sahabe dönemi İslam hukuku kaynakları kitap, sünnet ve içtihat. Şimdi çoğalıyor arkadaşlar. Sahabe döneminde içtihat da var. Tabi'un, tabi'in, tabi'un. Da biz buna ne diyoruz? Tabi'in, tebe'yi tabi'in diyoruz. Tabi'in yani sahabe-i kiramı. Mesela Veysel Karan Hazretleri, Hasan-ı Basri Hazretleri, Ömer İbni Abdülaziz gibi büyük zatlar. Bunlar Peygamber Efendimiz'i görmemiş ama Peygamber'imizi görenleri görmüş. Yani ona tabi olanları görmüş. Biz buna tabi'in diyoruz. İşte bunların zamanındaki kaynaklar da kitap, sünnet, içtihat ve sahabe icmasıdır. Müştehit imamlar dönemi, yani ondan sonra ne geliyor? Dört büyük mezhep geliyor. İşte bunlardaki kaynaklar neymiş? Kitap, sünnet, içtihat, sahabe icması, kıyas, istisan ve istislahtır. Müştehit imamlar dönemi, fıkhın altın çağı, tedvin dönemi, Abbasiler dönemi. İmam Şafii'ye göre mürsel hadisler ve sahabe içtihatları ve görüşleri delil olarak kabul edilmez. Evet, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre mürsel hadisler, sahabe içtihatları ve görüşleri delil olarak kabul edilmez. İmam-ı Azam Hazretleri hakkında evet, ölümü 150 Hicri, İmam Maliki 179, İmam Şafii 204, Ahmet bin Hanbel 241
Zaten sıralamada bu şekilde. Evet, diğer mezheplere bakalım. Şimdi İbadiye, İbazi mezhebi halife seçimine gelmeli. Ya bunlar neyi benimsiyorlar? Bu şekilde diyorlar. İman amelden bir parçadır diyorlar. Söz taşımak kin ve düşmanlık, çirkin sözler abdesti bozar diyorlar. Rejim kabul etmezler diyorlar. Caferi mezhebi, mezhep demek doğru değil. Mezhep denince arkadaşlar ne vardır? Dört büyük mezhep vardır. Onların harici batıldır. İmamet Hazreti Ali'ye soyuna mahsustur diyor bunlar. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali'nin gelmesi gerekirdi diyorlar. Hukuki kaynaklar kitap, sünnet, icma ve akıldır. Sünnet yalnızca Peygamber Efendimiz'in sözleri değil, masum imamların sözleri de sünnettir. Yani şu düşünceye bakar mısınız? İçtihat kapısı daima açıktır derler ama kıyasa başvurmazlar. Mütan nikahını kabul ederler. Şu ne kadar yani hani bugün Caferilik falan böyle iyi göstermeye çalışıyorlar ya bakın. Şu var. Yani çok açık ne olduğunu gösteriyor. Şurası var. Burası var. Yani şunlar neyse. Hukuki kaynaklar kitap, sünnet, icma ve akıldır. Kitap, sünnet, icma tamam da işte akıl, kitap, sünnet, icma olan yerde ne olmaz? Yani aklı kullanmak, akıl nakilden önce gelmez. Yani hepsi arkadaşlar saçma, sapan, safsata başka bir şey değil. Boşanmada şahit zorunludur. Ehli kitap kadınlarla evlenmek caiz değil. Ama kişinin eşinin teyzesi ya da halası evlenmesi caizdir. Bak şuna bakar mısınız? Bidi boşamayı sünnete uygun olmayan geçersiz sayarlar. Zeydiye, Hanefilerin yakın Şii mezhep. Hukuki kaynaklar kitap, sünnet, icma, kıyas, istisna, mürsel, maslahat ve akıl. İçtihada büyük önem verirler. İçtihat kapısının kapanmasını caiz görmez. Hazreti Ali'den önceki üç halifenin hilafetini eftalül meftul teorisiyle meşru kabul ederler. Müta nikahını kabul etmezler. Bunlar da Zeydiye arkadaşlar. Yani Hanefilerin yakın mezhep olarak söylenmiş ama burada müta nikahını kabul etmezler. Tabii ki Hanefilerde de böyle bir şey yoktur. Şurada bir akıl var arkadaşlar. Yani Hanefi mezhebine uzak olarak. Mes üzerine mesih ve ehli kitap ile evlenme caiz görmezler. Gayrimüslimin kestiği hayvan yenmez. Mes üzerine mes. Bak bu cevaz vermiyorlar ama bu Hanefilerde vardır. Ama yine de Zeydiye mezhebi Hanefilere biraz daha yakın diye söylenmiş. İsmailiye bir hususta İmamiye ile aynı görüştedirler. Birçok hususta müta nikahını kabul etmezler. Varislerin izni olmadan bir başka varisi yapılan vasiyet hükümsüz sayarlar. Teklifi hükümler vacip, farz, eda edileceği vakit açısından mutlak vacip yapılması için belli bir vakit tayin edilmeyen ibadetler, kaza namazı, kaza orucu gibi kefaretler ve kazalar. Mukayyet, vacip, kayıtlanmış, belirlenmiş, yapılması yerine getirilmesi için belli vakit tayin edilen ibadetler, Ramazan orucu, hac, fıtır sadakası, beş vakit namaz gibi. Miktarın belli olup olmaması açısından mukadder, muhaddet belirlenmiş, takdir edilmiş. Vacip, şareğin miktarı belirlediği vaciptir. Namazın vakti, zekatın oranı gibi. Gayrimuhaddet, vacip yani miktarı belirlenmeyen. Şuranın zıttı oluyor. Başın mesi, nafakanın miktarı gibi. Yerine getirilmesi icap eden, istenen aynı vacip, farz ayın, namaz, oruç, kifai vacip yani farz-ı kifaye, cenaze namazı, fiilin belirli olup olmaması açısından muayyen vacip, seçim hakkı olmayan, müphem, muhayyer, vacip, seçim hakkı bulunan, yemini bozan birinin kefaret için 10 fakire yedirmek, köle azatmak veya 3 gün oruç tutmak gibi. Yani aslında burada efali mükellefin diye bir kavram var arkadaşlar. Ora işlenmiş oluyor. Yeri gelmişken arkadaşlar burada efali mükellefin bunları işleyiverelim. Bu arkadaşlar farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, müfsit ve haram 8 kısımdır. Bunların da kısımları var. Farz, sünnet. Şimdi onlara bakıverelim. Farz kat'i delil ile sabit olan hükümlerdir ve 2 kısımdır. Farz-ı ayın mükellef her Müslümanın ancak kendisinin yapmasıyla yerine gelen amellerdir. 5 vakit namaz ve oruç gibi. Farz-ı kifaye bazı Müslümanların yapmaları ile diğer Müslümanlardan mesuliyet kalkan farzlardır. Cenaze namazı ve selam almak gibi. Eğer böyle bir farzı Müslümanlardan hiçbiri yapmazsa hepsi mesul olurlar. Yani kısaca farz 2 kısımdır. Farz-ı ayın, farz-ı kifaye, vacip. Farz derecesine kat'i olmayan delille sabit hükümlerdir, vitir ve bayram namazları gibi. Kat'i olmayan derken şurada mesela farz neydi arkadaşlar? Kat'i delille sabit. Yani Kur'an-ı Kerim'le kat'i kesin. Delil Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Farz olan ibadetler Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Vacip olanlar Kur'an-ı Kerim ile kat'i olmayan diyor. Çünkü
sabit değildir ama farz derecesinde, yani farz kadar da önemli manasında vitir ve bayram namazları gibi. Nitekim vitir ve bayramımızı ne yapıyoruz? Devamlı farz gibi kılıyoruz. Sünnet, Peygamber Efendimizin sözü, işi ve başkası yaptığında, burada bazı düzeltmeler vardı arkadaşlar. Vaktim olmadığı için düzeltemedim. Yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Sünnet ikiye ayrılır. Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayrimüekkede. Sünnet-i müekkede Peygamber Efendimizin devamlı olarak yapıp pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi. Sünnet-i gayrimüekkede Peygamberimizin ara sıra yaptığı sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi. Müstehap, Peygamber Efendimizin bazen işledikleri şeylerdir. Sadaka vermek veya nafile oruç tutmak gibi. Mübah, işlenmesinde sevap, terkmelisinde günah olmayan şeylerdir. Oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi. Mekruh, işlenmesi hoş görülmeyen ve amelin sevabını eksilen şeylerdir. Namaz içinde etrafa bakmak gibi. Müfsit, başlanmış bulunan bir ibadeti bozan şeylerdir. Abdestli iken bir yerinden kan veya irin çıkmak, namazda gülmek ve oruçlu iken bir şey yemek gibi. Haram, işlenmesi kat'i delille yasak edilen şeylerdir. Alkollü içki içmek, ana babaya asi olmak gibi. İşte arkadaşlar, efali mükellefin, mükellef Müslümanın yapması ve yapmaması gerekenler 8 tanedir. Kısaca bu şekildedir. Evet, DHPT 1 İslam ibadet esaslarını arkadaşlar bu şekilde bazı mezheplerin görüşlerini, dört büyük mezhep ve en önemlisi de edili şer'iye nedir? Onları ne yapmış olduk arkadaşlar? Şöyle işlemiş olduk. Kıyasın rükünleri, kısımları, işte burada kitap, sünnet, icma, Muhammed ve kıyas-ı fukaha, edili şer'iye 4. Bunlar nedir arkadaşlar? Şer'i delillerdir. İçtihat ve müçtehit ne demek? Bunlar da ne yapmış olduk? Burada tekrar etmiş olduk. Evet, DHPT 1'in ikinci konusu İslam ibadet esaslarıydı arkadaşlar. Birinci video bu şekildeydi. YouTube'da kanalımız var iki tane. Birincisi DHPT, MBS, TS ve Dikap. Bu birinci kanal arkadaşlar. Bu sadece DHPT ile alakalı. İkincisi de Bilgi Akademi, benim genel yazılı sorular ve Arapça İmam Hatip kitaplarının ders kitaplarının tercümesi var. İkisine de yüklüyorum. İstediğinizden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Fi emanillah.